Yeniden bir kapanmaya gidersek. Kepenkleri kapatalım artık yani. Bu saatten sonra daha kaldırabilecek gücümüz kalmadı. Cumartesi pazar itibariyle bulumuzda bir kalabalık meydana geldi. Bu kalabalıktan bizler de esnaf olarak nasibimizi aldık olumlu yönde. Evet ustam, kolay gelsin. Hoş geldin efendim. Yaklaşık 2 yıldır üniversite öğrencileri, evet, Bolu'da yoktu. Evet, yoktu. Bu da sizi etkiledi değil mi? Etkiledi tabii, %50, %40 etkiledi. Etkilemez mi? Tabii illaki. Pazartesi günü itibariyle öğrencilerimiz Bolu'ya geldi. Yaklaşık 40 bin öğrenci geldi. Bundan nasıl etkilendiniz? 40 bin öğrencinin gelmesi yani Bolu'nun %30, %40 daha bir iş yapması, daha bir fazla iş yapması demek. Yani esnaf için çok iyi oldu. Sizi de etkiledi değil mi bu kadar? Tabii, şimdi %30 daha fazlalaştı. Etkilim olur mu? İlla ki tabii. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. İşletmecisiniz. Evet. Yaklaşık 2 yıldır mağdurdunuz. Şimdi öğrenciler geldi. Korona yüzünden bayağı mağduriyet yaşadık. Ama şu an öğrencinin gelmesiyle sirkülasyonlar çoğaldı. Ekonomik olarak bir rahatlık bekliyoruz. Hani hareket var en azından. İnşallah daha iyi olacak. Peki bu 2 yıl içerisinde nasıl bir zorluk yaşadınız? Ya nasıl zorluk yaşadık? En zorlandığımız noktalar ödemeler oldu. Hani bununla alakalı hiçbir yardım ya da hiçbir şekilde bir etki olmadı. Kirayı, doğalgazda, elektrikte biz bunlarda hiçbir şekilde yardım göremedik. Tek sıkıntımız buydu. Ama şimdi şu an öğrenciler de gelmeye başladı. Yaklaşık 40 bin öğrenci buraya akın etti. Evet. Bu yönden sevinçlisiniz galiba. Ya tabii ki yüzümüz gülecek inşallah. Umudumuz bu yönde. Peki yeniden bir kapanmaya gidersek? Ya kepenkleri kapatalım artık yani. Bu saatten sonra daha kaldırabilecek gücümüz kalmadı. Esnaf olarak bence Bolu olarak bakarsak çoğu esnafın durumu kötü durumda. Zaten teker zor dönüyor. Biteriz. Yaklaşık 2 yıldır esnafımız kan alıyordu pandemiden. Evet. Öğrenci de öğretti. Pazartesi günü itibaren üniversite öğrenciler gelmeye başladı. Bu sizi nasıl etkiledi? Bizi bir olumlu yönde etkiledi. Çünkü misafirlerimiz Allah razı olsun Bolu'muzu şenlendirdi. Pazar günü itibariyle, cumartesi pazar itibariyle Bolu'muzda bir kalabalık meydana geldi. Bu kalabalıktan bizler de esnaf olarak nasibimizi aldık olumlu yönde. Yaklaşık iki yıldır kaybettiğimiz zararlarımızı inşallah önümüzdeki günlerde telafi ederiz. Esnaf olarak, yani kafeci esnaf olarak en çok zararı siz gördünüz. Evet. Yani bu 2 yıllık dönemde doğru dürüst iş yapmadık. Zaten kapalıydık. Bazen 7'ye kadar çalıştık. Yani etkilenenlerden en çok biz olduğumuzu düşünüyoruz. Peki bir daha bir kapanma olursa kafe esnafı ne yapar? Çoğu kepek indirir. Yani bu zararları telafi etmeye çalışırken tekrar kapanma bizi kepek indirmeye mecbur eder. Öğrencilerimiz geldi. Evet. Yaklaşık 40 bin öğrenci geldi. Bu sizi etkiledi mi? Tabii. Mutlaka etkiledi. Çünkü 40 bin çok büyük bir rakam. Öğrencilerin de burada 2 yıldan beri olmaması Bolu esnafını sakinleştiriyordu. İş anlamında zaten pandemide etkiliyordu. Öğrencilerin gelmesi Bolu'yu çok hareketlendirdi diyebiliriz yani. Peki yeniden bir kapanma olursa ben bir esnaf olarak ne yaparsınız? Zor duruma düşeriz. Her zamanki gibi. Yani pandemide böyle oldu zaten. Pandemide yasaklar geldiği günden beri hep bir sıkıntı yaşadık. Hafta sonları kapandı, hafta işleri açtı, insanlar dışarı çıkmadı, virüs etkiledi. Sıkıntı büyük olur bu sefer. Daha ağır bir darbe olabilir. Öğrencinin gelmesi yüzünüz güldürdü. Tabii ki mutlaka. Hareketlilik yaptı, piyasayı canlandırdı. Gayet mutluyuz. Taksicisiniz. Üniversiteler 2 yıl sonra, aradan sonra açıldı. Bolu'ya da yaklaşık 40 bin öğrenci geldi. Taksici esnaf olarak siz de etkilendiniz mi bundan? Tabii ki etkiledim. Olumlu bir şekilde. Gayet güzel oldu. Yol açılması her yer. Özellikle okullarla çıkış daha güzel oldu. 2 yıl boyunca öğrenciden dolayı mağdur muydunuz? Öğrencinin gelmemesinden mağduruz. Ama normal çalışıp gidiyorduk ama öğrencinin gelmesi daha da olumlu oldu yani. Evet, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Bolu'da kuruyemiş üzerine çalışıyorsunuz. Evet.
Yaklaşık 2 yıldır öğrenci yoktu, üniversite öğrencisi yoktu. Pazartesi itibariyle öğrencilerimiz gelmeye başladı. Bu sizi etkiledi mi? Tabii, bizi bütün esnafı, çevreyi etkiledi. Yani bir hareketlilik geldi buraya. Gayet güzel oldu. İnşallah daha iyi olacak yani. Peki bundan sonra bir kapanma daha olursa esnaf ne duruma düşer? Vallahi bir kapanma daha beklemiyoruz artık. Bu kadar öğrenci gelmişken, herkes ev tutmuşken esnaf mahvolur. İnşallah öyle bir durum olmaz yani. Satışlarda bir değişim oldu mu? Satışlarda bir artış oldu tabii. Osman Kula gelsin. Yaklaşık 2 yıldır üniversite öğrencileri Bolu'da öğretti. Evet. Şimdi yaklaşık 40 bin öğrenci geldi. Sizi bu etkiledi mi? Tabi etkilemez olur mu? Ekonomik olarak bayağı etkiledi. Mesela benim günde 30 kişi geliyorsa buraya 100 kişi geliyor. Öyle. Yani her yönden yani sadece lokantalar düşünmemiz bütün iş yerlerinin etkiler. Yani öğrencinin gelmesi tabii ki esnafı yüzünü güldürür. Tabii güldürür abi. Güldürür abi. Her yerde alışıyor ki böyle bu öğrenci. Arabaya binecek, bakkala gidecek, sigara alacak, kahveye gidecek, çay içecek, lokantaya gidecek, yemek yiyecek. Bu iş böyle.